Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının merkezi işgal altındaki Dağlık Karabağ efendim. AGİT Minsk grubu Dağlık Karabağ sorununu yaklaşık 30 yıldır müzakere ediyor. Sorunun çözümünde henüz hiçbir ilerleme sağlanamadı. Peki bu başarısızlıkta pay sahibi 3 ülke nasıl eş başkanı oldu, neler vaat ettiler, bu noktaya nasıl gelindi? Cevaplar dosya haberimizde. ...30 yıl önce işgal edildi. Müzakerelerden sonuç alınamadı. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının merkezindeki Karabağ'da sorun çözülemedi. Peki bu çözümsüzlük süreci nasıl işledi? Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde birçok ülke özgürlüğüne kavuştu. Bir tek Ermenistan topraklarını genişletmeyi hedefledi. Bir yandan güya sözde arabuluculuk çalışmaları olmuş... Ona paralel Ermenistan-Azerbaycan topraklarını işgal etmeye devam etmiştir. 1992 Mart ayında AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Minsk'te konferans düzenleme kararı aldı. Ancak Ermenistan'ın barışa vurduğu darbeler sonucu toplanamadı. Daha sonra teşkilatı üye ülkeler arasında çalışma grubu fikri ortaya atıldı. 1994 Budapeşte zirvesinde üye ülkeler arasında sırasıyla süreç yönetilsin, bölgeye çok uluslu barış gücü gelsin istendi. Ancak Moskova, Kafkasya'da başka ülke askerlerini kabul etmeyince Rusya'yı rahatlatacak bir adım atıldı. Eş başkanlardan biri olan Rusya daimi olacak, diğerleri değişecekti. 1994 Budapeşte zirvesinde ilk eş başkanlık bu şekilde tesis edildi. Ancak Rusya'nın daimi, diğerlerinin sırayla düşünüldüğü eş başkanlık fikrinden çabucak vazgeçildi. Azerbaycan'ın ABD'nin eş başkanlığını kabul etme nedeni sorun bir ülkenin tekelinde olmasın. Hele bu ülke Rusya'sı. Olmasın. Yani Rusya askeri açıdan, siyasal açıdan, arabuluculuk açısından sorunu tekelinde tutmasın. O nedenle ABD'yi kabul etti. Fransa ise çözüm girişimlerinin bir tarafında olmak için ısrarlı bir şekilde çalıştı. Muhataplardan hiçbir talep olmadı. Fakat Fransa Ermeni lobisini kullanarak sürece dahil oldu. Bizde Ermeni lobisi var ama bizim politikalarımızı Ermeni lobisi belirlemiyor. Tam aksine biz Ermeni lobisi üzerinden Ermenistan'a akılcı çözümler önerebiliriz. Ermenistan'ı işgalci tutumundan vazgeçirebiliriz demiş. ABD, Rusya'nın bölgeye asker indirmesini engelleyecek, Fransa ise Ermeni lobiler üzerinden çözümü kolaylaştıracaktı. Ancak ne Rusya'nın Ermenistan topraklarında askeri üsler kurması ne de 30 yıldır devam eden müzakere sürecinde Erivan yönetiminin makul davranış göstermesi sağlanamadı.